Merhaba arkadaşlar. Birkaç İlmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz şapkayı yapacağız. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle bebekleriniz için çok hoş, cici ve güzel bir şapka modeli oldu. Şöyle göstereyim. Evet, ben bu şekilde renkli tercih ettim. Sizler tek renk, iki renk de kullanabilirsiniz. Daha farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Bu şekilde. Ben şu kenarın uzunluğunu vereyim. Şöyle 20 santim arkadaşlar. İkiye katladığımızda. Şuradan uzunluğu 16-17 santim, 16 santim civarı. Evet arkadaşlar, bu şapkamızın motifleri 5 tane motiften oluşuyor. 5 tane aynı motiften. 1, 2, 3, 4 ve baş kısmındaki, en tepe noktasındaki modelle beraber 5 tane aynı motiften oluşuyor. Bu motiflerin yapılışını da bir önceki videomda paylaşmıştım zaten. Telefon çantası yapımında o motiflerin aynısını yaptım arkadaşlar. O yüzden bu videomda bu motifin yapılışını değil, şapkanın birleştirmesini ve şu uç kısımlarının yapılışını anlatacağım. Her videoda da aynı modeli anlatmak istemediğim için motif yapılışını bir önceki videodan bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar şapkamız. İsterseniz buyurun hep beraber şapkamızın yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi tamamladım. 5 tane aynı parçadan, aynı şekilde 5 parça motifimi yaptım. Şimdi ben bu koyu morlu olan kısmı, tepe kısmının tepe noktası yapacağım olarak kullanacağım. O yüzden onu en son birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın, bu 4 parçayı yan yana ekleyeceğiz. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bir parçanın 4 kenarını birden yapmayacağız. Parçalarımızı birleştirdiğimizde şu en alta gelen kısımları boş kalacak. Yani biz bu şekilde 3 kenarını yaparak birleştireceğiz. Sonra buradan bu şekilde birleştireceğiz. Sonra tekrardan buradan böyle birleştireceğiz. Ve son olarak bunu bu şekilde birleştirip tamamlayacağız. En son bunu da yaptıktan sonra bu kenarını, pardon, bu en sonuncusunun üst kısmını yaptıktan sonra bu kenarı yaparken burayla birleştirip yuvarlak yapacağız. Daha sonra en sonra bu üst kısmı birleştireceğiz. En sonra da şu uç kısımlarını yaparak tamamlayacağız şapkamızı. Şimdi başlayalım. Ben yağ yeşili tonunda bir yeşili kullanacağım ana renk olarak. Bir de arkadaşlar, ben her videoda da aynı modeli paylaşmak istemediğim için bu motifin yapılışı bir önceki videomda var. Oradan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. O videoda da telefon çantası yapmıştım. Aynı şekilde videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce şu şekilde yapayım. Ben bir şöyle daha iyi olacak sanki. Şimdi ilk önce alıyorum maviyi. Herhangi bir köşesinden, hiç fark etmez. Bu şekilde ipimi sabitledim. Evet. Bir
Şöyle bir, iki ve üç zincir çektim. Şu motifleri bir kenara alayım. Evet, üç zincirimi çektim. Doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Doluyorum. İki kere de çıkartıyorum. Bu köşe olduğu için köşelerde bir, iki zincir çektim. Bir doladım. Tekrardan ikili trabzan. Evet. Üç tane yine ikili trabzanımı yaptım. Hemen doluyorum ve yanındaki boşluğa batıyorum. Yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde tekrardan yan tarafa, pardon, bir tane doluyorum. Zincir çekmeden hemen yan taraftaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar üç kenarını yapıp şu alttaki kenar kalacak şekilde gelelim. Şu üç kenarı da dönelim, gelelim. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde üç kenarını dolaştım. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim, az önce bu köşeden başlarken köşeyi ikili yapıp bir üç tane ikili trabzan yapıp iki zincir çekip bir daha üçlü yaptık. Ama bu şekilde yapmamız yanlıştı. Ben az önce fark ettim. Bu üç, iki tane hani oluyor ya köşelerde üçlü ikili trabzan bu şekilde. Onun bir tanesini söküyoruz. Yani yarım köşe yapıyoruz. Çünkü alt tarafı yaparken diğer yarımını zaten tamamlayacağız. O yüzden yarım köşe yaparak başlıyoruz. Yani ipimizi buraya sabitleyip 3 zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıp tekrar ipimize dolayıp yan tarafa batarak o şekilde devam ediyoruz. Ama tabii ki diğer köşelerde ikişer yapıyoruz. Araya 2 zincirimizi çekiyoruz. Normal bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben 3. kenarımı da tamamladım. Bakın yarım kenar köşe yaptım. Diğerini yapmıyorum. Şimdi bu şekilde iki zincirimi çekeceğim. Bir, iki zincirimi çektim ve buradan batıyorum. Şimdi artık somon rengini başlayacağız. Yalnız, pardon, şu şekilde iki zincirimizi çektik ya, bunu bu şekilde yukarıya doğru gideceğimiz için şöyle yapıyorum. Elim alayım. Evet. Buradan batıyorum. Buraya sabitliyorum. Buradan devam ediyorum. Pardon, bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın, kafam karıştı. Burada iki zincir çekmiştik. O iki zinciri çekmeden yapalım bu işlemi. Tek zincir çekiyorum. Hemen alıyorum. Köşeye bu şekilde batıyorum. Sabitliyorum. Ve ipimi dolayıp devam ediyorum. İki kere de çıkartıyorum. Yani ikili trabzan yapacağım yine. Bir, iki ve üç. Evet. Şimdi de ipimi çıkartıyorum. Hemen şu yan tarafa batıp bu şekilde içinden geçiriyorum. Doluyorum. Yan taraftaki araya batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
ipimi çekiyorum ve tekrar hemen buradaki aradan ipimi geçiriyorum. Doluyorum, yan tarafa batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Birleştirmelerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi tekrar hemen yan taraftaki aradan batıyorum, doluyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Köşede nasıl yaptığımızı göstereceğim. Çıkardım. Yine bakın, köşeden önce hemen bir aramız daha var. Oradan batıyorum. Doluyorum. Bakın, bu sefer somon renginin köşesine batıyorum. Evet. 2-3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın, köşeye geldik. Köşeden ipimi geçiriyorum. Bir zincir daha çekip köşeyi tamamlamak için 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi artık birleştirmelerimiz yok. Bu kenarı ve diğer kenarı normal bir şekilde örelim. Sonra diğer kenarı birleştirmeyi de size göstereyim. Bakın, bu şekilde iki parçamızı birleştirmiş olduk. Tekrar bu aynı şekilde bu kenara bitiriyoruz. Bu kenara geliyoruz ve burada yaptığımız gibi yarım köşe örüyoruz. 2 zincir çekip tekrar bir daha aynı şeyi yapıyorduk. Ama bu ikincisini yapmadan yarım köşe yapıp geleceğim. Daha sonra diğer parçayı da birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben köşeye kadar geldim. Şimdi diğer parçamızı birleştireceğiz. Burada bir zincirimizi çekmiştik. Sonra bu şekilde alıyorum ve şu aradan ipimi birleştirip ikili trabzanıma devam ediyorum. Ve 3. Evet. Yine yarım köşemizi yaptık ve hemen bakın yan taraftan ipimi çekiyorum. Bu şekilde. Az önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu kenarı birleştirirken de yapacağız. Bakın, tekrar çıkardım. Yan taraftaki aradan batıyorum. Doladım ve battım. Evet. Bu şekilde bu kenarı da birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle ben kenarı yapayım. Köşeye geldiğimde tekrardan köşeyi göstereyim sizlere. Daha sonra diğer parçamı da tamamlayıp geleceğim. Evet, şimdi kenara battım. Ortadan doluyorum. Köşenin ilk ikili trabzanlarını yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum.
diğer tarafın köşesinden ipime geçiriyorum ve bir zincir daha çekip tekrar köşeme bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, birleştirmeleri bu şekilde yapacağız. Evet. Bu köşeyi de birleştirmiş olduk. Şimdi bu köşeyi yapacağız. Tamamlayacağız bu kenarı. Sonra yine bu kenarı aynı şekilde tamamlayacağız. Sonra o kenarı tamamladıktan sonra bu kenardan bu şekilde birleştireceğiz. Ve bu kenara geldiğimizde tekrardan bunu döndürüp buradan bu şekilde birleştireceğiz. Yani bu son motifimizde hem bu taraf, bu kenardan bu motife birleştireceğiz. Hem de bu kenarı bu motife birleştireceğiz. Yani yuvarlak yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi aynı gösterdiğim şekilde burayı tamamlayıp burayı tamamlayalım. Ve buradan son motifimize geçip bu iki kenarı tamamlayıp gelelim. Bu son birleştirmeyi de, bu kenara birleştirmeyi de hep beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben dediğim gibi bu kenarı da birleştirdim. Burayı da ördüm. Şimdi köşede yarım köşe yaptım. Şimdi bir zincirimi de çektim. Şimdi diğer köşeye şu şekilde birleştirmesini yapacağız. Bir zincirimi çekmiştim. Bu şekilde buradan geçirdim. Bir zincirimi çektim. Doluyorum ve köşeyi tamamlıyorum. Evet. Çıkardım. Hemen yan taraftaki boşluktan ipimi geçirdim. Aynı şekilde birleştirme tekniğiyle birleştirmiş oluyoruz. Evet. Çıkardım. Bakın yine hemen yan taraftan. Evet. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Geleceğim arkadaşlar. Evet, köşeye geldim. Yarım köşemi de yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen şu yan taraftakinin baş kısmına şu şekilde sabitliyorum ki ayrık kalmasın. Şuradan bir tane de zincir çektim. Evet. Şuradan ipimi bir çekeyim. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Aslında bakın bu şekilde bandana da çok hoş duracak sanki. Şu kenarlarını da yaptığımızda bandana olarak da güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bunun tepe noktasını birleştireceğiz şimdi de. Şimdi ipimizi tekrar alıyorum. Bu sefer herhangi bir köşeden birleştirmeye başlayacağım. Şu köşeden bir tanesinden ipimi geçirdim. Buradan da ipimi geçiriyorum. Ve şöyle yapayım. Bakın şuradaki köşeye battım. Ve buradan da bu şekilde ipimi geçirdim. Buraya sabitledim. Şimdi burada tekrardan bakın mor kısma kilit trabzanlarımı yapmaya
Başladım. Burada birazcık zorlanabiliriz. Evet. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın. Hemen köşeye batmıştık ya. Hemen bunun yanındaki aradan batıyoruz. Şu ipimi içime çekeyim. Evet. Doluyorum. Buradan batıyorum. Ve aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Evet, 3 tane oldu. Tekrar aynısını mavi kenardan, mavi motiften birleştirmeye başladım. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. İster tek renk tercih edersiniz kenarlarını, ister benim yaptığım gibi renkli olarak kullanabilirsiniz. Renk tercihi tamamen size kalmış bir şey. Evet, hemen tekrardan maviden devam ediyorum. Doladım. Batıyorum. Evet, yine 3 tane yaptım. Tekrar bu aradan batıyorum. Az önceki yapmış olduğumuz birleştirmenin aynısını yapıyoruz. Fakat burada işte tepe noktası olduğu için bütün kenarları hepsini birleştire birleştire gidiyoruz. Evet. Tekrar çıkardım. Bakın köşeye geldik. İki. Üçüncüyü yaptım. Bir zincir çekiyorum. Evet, köşedeyiz. Bakın. Yalnız burada iki köşe var ya. Bu ikisinden birlikte bu şekilde geçireceğim. Şöyle yapalım. Evet. İkisinden bir geçiriyorum. İki köşe var. Mavinin ve diğer morun. İkisinden geçirdim. Bir zincir daha çekip mordan devam ediyorum köşe yapmaya. 2 ve 3. Evet, bakın mavi ile bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi 3 tane yine ikili trabzanımı yaptım. Bu sefer hemen yan taraftaki mor motifi birleştireceğim. Evet. Ve 3. Tekrar çıkardım ve mor motiften devam ediyorum. Bu kenarı da bu mor motife sabitlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde gösterdiğim gibi yine köşeye kadar gelelim. Köşede ikili köşe olduğu için ikisinden nasıl geçirdiğimi bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. Köşede yarım köşemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bakın arkadaşlar, hem bu taraftaki yeşilin köşesi var, hem de mor köşesi var. Şuradan köşe noktalarından şöyle geçiriyorum tığımı ve ipimi içinden çekiyorum. Bir zincirimi çektim ve tekrardan moru tamamlamaya devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, aynen bu şekilde gösterdiğim gibi bu kalan
İki kenarımızı da şu şekilde tamamlayıp o şekilde geleyim ben. Evet arkadaşlar, bakın ben tamamladım. Şimdi sırada bu alt kısmı yapmaya geldi. Şimdi arkadaşlar, burayı yaparken yine herhangi bir köşeden başlayacağız. Yalnız ön tarafının birazcık esnek ve geniş olabilmesi için şu aralarda normalde zincirsiz dolayıp batıyorduk ama bu aralarda birer zincir çekerek batacağız. Şimdi şöyle bir köşeden başlayalım. Olmadı yani, şu kenardan başlayalım. Evet. İpimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Doladım. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan olacak şekilde yapıyorum. Evet. Zincirle beraber 3. Normalde bu aralara dolayarak batıyorduk ama biraz aralarının esnek ve geniş olabilmesi için bir zincir çektim. O şekilde batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Doluyorum. O şekilde batıyorum. Ağız kısmının biraz geniş durması için. 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. Doluyorum. Ve batıyorum. Ve 3. Bir zincirimi çektim. Doladım. Bakın köşeye batıyorum. 1, 2. Evet. Battım. Şu araya da bir tane yapacağım. Bir zincir çektim. Doluyorum. Ve 1, 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine bir zincirimi çektim. Doluyorum tekrar bu köşeye. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincirimi çekip o şekilde batıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün kenarları yapalım. Ta ki başladığımız yere gelene kadar yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ben en son üçlü İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip hemen başlangıç noktasına battım ve sabitledim. Bir zincirimi çektim. Şimdi bütün trabzan başlarına şu şekilde dolayıp tekli trabzan yapıyoruz. Bakın hemen başlarına batıp tek seferde çıkıyoruz. Yalnız şu arada ara kısma iki tane yapıyoruz arkadaşlar. Ara kısımlara iki tane ve diğer bütün trabzan başlarına bu şekilde tekli trabzan yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. Pardon, şu araya doluyorum ve
tek seferde çıkartıyorum. Bütün trabzanların başına bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Doluyoruz şu aralara. İki tane tekli trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde şapkamızın ön kısmını oluşturacağız. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde. Bu şekilde yaptığımız trabzanlardan buraya geldiğimizde tekrardan birleştirip aynı şekilde bütün trabzan tepelerine tekrardan trabzan yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz şekilde birkaç sıra tekrar edeceğiz. Bu şekilde bu trabzanları istediğiniz boyuta geldiği zaman bırakabilirsiniz. Ben biraz ilerleyeyim, birkaç sıra yapayım. Ondan sonra geleceğim, size göstereceğim. Aynen bu şekilde gösterdiğim gibi yapıyoruz. Tekli trabzan doluyorum. Aralara iki tane trabzan tekli yapıyorum. Ve diğer bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıyorum bu şekilde. Evet. Ben sıramı yapayım. Sıra başında dediğim gibi birleştirip tekrardan 3 sırayı yapacağım. Birkaç sıra yapıp geleceğim arkadaşlar. Kaç sıra yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Sizler de istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben kenar kısmımızı da ördüm. Toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra tekli trabzan yaparak tamamladım. Bakın. Buradan başlamışım. Bu şekilde bitiş yerimiz de böyle olmuş arkadaşlar. Evet. Çok şirin bir şapka oldu. Bebekleriniz için kullanabileceğiniz. Böyle doğumdan itibaren, hatta 3 aylık bebeklerinizin rahatlıkla kullanabileceği bir şapka oldu arkadaşlar. Daha büyüğünü örmek isterseniz benim kullandığım ipler biraz ince ipti arkadaşlar. Birazcık daha kalın bir iple örebilirsiniz. Yahut bakın, burada papatya yaptıktan sonra 1-2 sıra yapmıştık. Bir sıra daha yapıp 3 sıra yapıp 4. sırada birleştirmeyi yapabilirsiniz. O şekilde de bir tık büyütmüş olursunuz şapkanızı. Bu uç kısımlarını da bir sıra daha fazladan yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.